Arkadaşlar günaydın. Bugün Hyundai i30 lansmanı için İzmir'e hareket ediyoruz. Sabah saat 6. Düştük yollara şimdi. İlk durağımız İstanbul Atatürk Havalimanı. Daha henüz ortalık bile aydınlanmış değil. Karanlıktan da görüyorsunuz zaten. Hadi bakalım, güzel bir yolculuk bizi bekliyor. İzmir'de sıcak bir hava bizi bekliyor. Umarım öyle olacaktır. Hadi artık düşelim yollara. Evet, şimdi Atatürk Havalimanı'na geldim. Şu an şöyle göstereyim. Bayağı bir sessiz. O tahmin edeceğiniz havaalanı kalabalığı yok. Çünkü sabahın 6.30. Birazdan İzmir'e uçacağımız ekiple buluşacağız. Bakalım orada yeni arkadaşlar edineceğiz. Yeni gazeteci ve otomobil basınından arkadaşlarla tanışacağız muhtemelen. Bakalım İzmir'de bizi neler bekliyor arkadaşlar. Neyse, hadi biraz daha devam edelim yolculuğumuza. Atatürk Havalimanı'ndayız. Yanımızda Özgü Bey var. Hyundai Halkla İlişkiler Müdürü kendisi. i30 lansmanında bize eşlik edecek. Çiftliğe net olarak Hyundai i30 lansmanına katılıyoruz. Özgü abi, ne diyorsun? Nasıl bir lansman geçecek? Valla heyecanlı mıyız? Olacağız. Biz heyecanlıyız tabii. i30 bizim için çok önemli model. i serisinin ilk modeli olması ve 3. jenerasyon olması itibariyle. Hadi yüzden... bakalım gidelim artık İzmir'e. Görüşürüz. İzmir Havalimanı'ndayız. Adnan Menderes Havalimanı'nda. Birazdan eşyalarımızı alacağız ve sonrasında ise konaklayacağımız otele devam edeceğiz. Ve büyük bir ihtimalle hemen sonrasında ise yeni Hyundai i30 lansmanına gerçekleşen yere doğru harekete geçeceğiz. Hyundai i30 2017 modelin karşısındayız. Şöyle bir test sürüşünden önce kısa bir göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok şık görünüyor. Aracın içini ve test sürüşlerini de ayrıca zaten göstereceğim. Şöyle bir genel bir görüntü aktarmak istiyorum sizlere. Ve şöyle sol tarafa doğru kaydığımızda ise Hyundai çok güzel bir şey yapmış. Burada 2012 model i30 var. Hemen yan tarafa gidince de böyle göstereyim. 2007 model, yani ilk i30'u görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle soldan sağa doğru 2007, 2012 ve 2017 model i30'ları, yani bu serinin evrimini görüyorsunuz. Evet, birazdan basın toplantısı başlayacak ve sonrasında ise test sürüşleriyle karşınızda olacağız. Artık test sürüşüne geçiyoruz. Şöyle bir modelleri göstermek istiyorum. Yaklaşık 130 kilometrelik bir sürüş deneyimi bizleri bekliyor. Toplamda 6 araçla birlikte yola çıkacağız ve muhtemelen yarımşar saatlik kullanım deneyimi bizleri bekliyor. Şöyle söyleyeyim, kısaca araçtan bahsetmek istiyorum. Tamamıyla yenilenmiş dizayndan. Şöyle göstermem gerekirse çok agresif bir duruş olduğunu söylemem gerekiyor tasarım anlamında. Ayrıca motor seçeneklerinde de 3 tane farklı motor seçeneği kullanıcılara sunulmuş durumda. 1.4, 1.6 ve yine 1.4 turbo motor olmak üzere toplamda 3 tane motor seçeneği mevcut. Donanım tarafında ise tam 4 tane donanım seçeneği var. Bunlar standart, plus, elite ve smart olmak üzere ayrıştırılmış ve bunların detaylarından da tabii ki sizlere bahsedeceğiz. Şöyle kısaca araçları göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık görünüyorlar. Araçları ciddi anlamda çok beğendim arkadaşlar. Çok şık görünüyorlar. Şöyle renkleri tekrar göstereyim. Kırmızı, beyaz, koyu bir mavi, koyu bir kırmızı olmak üzere farklı renk seçenekleri mevcut. Şimdi ekip olarak dağılacağız araçlara. Onun sonrasında ise test sürüşümüz başlayacak. We'll be right back.
Hyundai i30'la birlikte ilk sürüşümüzü yaptık. Yanımızda Babür abi var. Abi ne diyorsun? Bir 40-50 kilometre falan kullandın herhalde arabayı. Evet, kullandım. En başta araba eskiye göre sahiden biraz daha kaslanmış. Dış görünüşünden başladım. Hı-hı. Ön paneli de daha hoşuma gitti eskiye göre. Yatay yapmışlar. Yatay ve hatlar biraz daha yuvarlatılmış. Otomobile daha bir sanki genişlemiş. Zaten 15 milim genişlemiş araba da. Daha fazla genişlemiş havası veriyor. Ve sahiden arabanın dıştan görünüşü de kaslanmış havası evet. var. Motoru, i30 motoru evet biraz daha güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş. 7 ileri şanzıman hoş olmuş. Hı hı. Araba özellikle ikinci vitesten üçüncü vites geçişine eğer devirli kullanılırsa sahiden atak ve spor bir otomobil kullanıyormuş havası veriyor ki bizim kullandığımız araba 136 beygir olan. Şimdi kapının sol tarafında direkt ayna kontrollerini görüyoruz ve otomatik kapanan aynalar var. Bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Gerçekten çok modernize edilmiş aracın içi. Şöyle bütün butonları ve sistemleri sizlere göstermek istiyorum. Direksiyon oldukça dolu dolu. Burada Bluetooth ve uzaktan kumanda mekanizmalarını görüyorsunuz. Şurada hemen alt kısımda hız kontrol mekanizmalarını görüyorsunuz. Hız sabitleyici gibi ayarları aktif hale getirebildiğiniz alan bu alan. Şöyle kadranı biraz göstermek istiyorum. İçinde bulunduğum araç 1.6 motor dizel arkadaşlar 136 beygir ve smart paketi. Smart paketinde neler var onlardan da kısaca bahsedeyim. Şurada bir sunroof alanını görüyorsunuz ve cam tavan tamamen açılıyor. 8 inçlik bir multimedya sistemi var. Aracın anahtarı içinde olduğunda sadece butona basarak çalıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Müziği bir kısalım. Evet, multimedya ekranımızda bu şekilde tam bir navigasyon sistemi var. Ondan kısaca bahsetmek lazım tabii ki. Bütün ayarlara kolayca erişebildiğiniz bir navigasyon sistemi. Ondan hemen. Onun dışında şöyle biraz ayarları gezmek istiyorum sizler için, arayüzü görmek için. Navigasyon, ses, ekran, Bluetooth gibi ayarları ek olarak burada Apple Car ve Android Auto desteği de var. O da çok önemli noktalardan birisi. Şurada hemen alt kısımda bir SD kart okuyucusu var. Yatay bir düzende hazırlanmış Hyundai i30'un göğüs gövde kısmı. Alt kısımda çift yön dijital klima var. Çift yön dijital klimayı görüyorsunuz. Fan hızını ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Otomatik veya senkron veya asenkron şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan biri. Şuradaki alanda kablosuz şarj birimi var. Kablosuz şarj destekli olan herhangi bir telefonunuz varsa buraya koyduğunuzda direkt şarj etmeye başlıyor. AUX ve USB girişleri, çakmak girişi burada. Vites alanını da şöyle bir göstereyim size. Farklı sürüş modlarını buradan kullanabiliyorsunuz. 7 ileri otomatik vites olduğundan da bahsedelim. El freni burada. Auto hold yani fren yokuş kalkış desteği gibi özelliklerimiz burada mevcut. Şöyle biraz daha arayüzü gezmek istiyorum aslında biraz. İlk etapta kullanırken biraz zorlayabiliyor ama alıştıktan sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz bir arayüz. Hyundai i30'un biraz da arayüzünü gezmek gerekiyor. Şuradaki alanda çok sayıda ayar görüyorsunuz. Şöyle hemen kısaca bahsedeyim ne olduklarından. Aslında şöyle ekranda göstererek yaparsam daha iyi olur. Burada kör nokta algı sistemi var. Bu şekilde aktif edip deaktif edebiliyorsunuz. Bu özelliğe bastığınızda ise şerit takip sistemi şurada aktif hale geliyor. Yani şeritten çıktığınızda sistem araç sizi uyarabiliyor. Burada çekiş kontrol sistemi devre dışı ve aktif şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Ana ekrana geleceğim. Neler yapılabiliyor? Şuradan ayarlara girdiğinizde navigasyon ayarlarına erişebiliyorsunuz. Lastik basıncını görebiliyorsunuz ve çok sayıda ayara kolla hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gerçekten çok fazla ayar var. Aracı aldıktan sonra uzunca bir süre bunları kurcalayarak vakit geçirebilirsiniz bence. Ancak dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var. Arkadaşlar merhaba. Hyundai i30'un 2017 modelini deniyoruz ve şu an kullandığımız model 1.6 dizel modeli. 136 beygirlik bir model bu ve 7 ileri otomatik şanzıman tabii triptonik olarak geçişte yapılabiliyor. Direksiyondan vites değiştirme olayı gerçekten çok keyifli. Bundan bahsetmek lazım. Vites kullanımı çok güzel bir deneyim veriyor. Hani yaklaşık bir 10 dakikadır falan kullanıyorum ama aldığım ilk izlenim gerçekten çok başarılı. Aracı kullandığımız yol da öyle çok başarılı bir asfalt yol değil. O yüzden aracın hem frenlemesini hem manevralarını falan da test etme imkanımız oluyor bu şekilde. Yani şu ana kadar çok keyif alarak kullandığımı söyleyebilirim. Ayrıca araçta biraz önce de bahsettiğim şerit takip sistemi şu şeritlerin kaybolmuş olduğu yolda bile çok verimli çalışıyor yani. Şöyle hatta göstereyim. Şeritten çıktığınızda ses geliyor mu size bilmiyorum ama direkt bir uyarı sistemi geliyor. Evet biz şimdi tekrar direksiyona döndük. Ben gerçekten şu an arabayı kullanmaktan çok keyif alıyorum. Ortadaki ana ekranda hemen neler olduğundan bahsedeyim. Anlık yakıt tüketimini gösteriyor çok belirgin bir şekilde ve hani gaza yüklendiğinizde bunun anlık olarak değiştiğini şu şekilde görüyorsunuz aslında. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Lastik basıncını da bir göstereyim ben size. Şu şekilde.
şekilde. Lastiklerin basıncına kadar şu anda bu araç sizlere gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir yandan da yolu göstermek istiyorum. Çok güzel bir yoldayız. Güzel bir yorum çünkü aracın dediğim gibi frenleme ve yol kavrama yeteneklerini bence gösterebilecek bir yoldayız. Şurada da bilgi ekranını görelim. Bilgi ekranında direkt navigasyon haritamız açık şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, şimdilik aktaracaklarım bu kadar.